pilavı makarna gibi yapacağız. Kullandığımız pirinci ıslatmak yerine bol suda ben yıkamayı tercih ediyorum. Bunu da aslında zaten haşladığımız için nişastanın hepsi gidiyor. Yani yapışma falan, yapışma gibi bir derdi olmuyor. Ama yine de bir yıkayıp o etrafındaki toz nişastayı almakta fayda var. Suyu her ne kadar kaynar koymuş olsak da biraz daha ısınsın, tam kaynamaya başlasın öyle atalım. Ama şimdi baklalarını koyabilirim en azından. Kuru bakla kullanıyoruz. Kuru baklaları ben 4 saat önce suya koydum, ılık suya. Ilık tuzlu suya koydum. Şimdi onlar burada pirinçle beraber kaynamaya başladığında bir parça haşlanacak. Burada çok güzel sebzelerim var. Ben patatesle başlayacağım. Patatesleri neredeyse bir cips inceliğinde ama biraz daha kalın olmasında fayda var. Yani yaklaşık 1 santim kalınlığında kesiyorum. Patatesleri pilavın altına yerleştireceğiz. Şimdi su kaynamışken ben şu pirinci atayım. Aynı makarna yapıyormuşsunuz gibi. Makarna nasıl su kaynadıktan sonra atarsınız içine. Şimdi kısık ateşte o yavaş yavaş pişecek. Tuz atmadık yalnız, tuz atacağım. Evet, pilavımız neredeyse tamam. Şimdi onu ben bir süzeceğim bu tarafta. Evet, biraz tereyağı kullanacağım. Bir parça da zeytinyağı koymak istiyorum. Çok da az olsa. Hadi biraz da tuz atalım. Şöyle bezle üstündeki suyu bir parça alın. Sonra şuraya hafiften böyle üst üste gelecekmiş şekilde tencerenin tam altını kapatacak gibi dizin. Şöyle bir parça karabiber attım patateslere. Biraz da bu tarafını tuz atalım. Şimdi bu pilavı dereotunu koymadan bir kat patateslerin üstüne koymak istiyorum. Altını iyice kısalım bunun. Şimdi dereotumuz. Şöyle koyduk dereotunu. Alttaki pilavı da. Şimdi buradaki pilavı da dereotuyla karıştıracağım. Soğanlarımızın rengi tam istediğim gibi oldu. Geri kalan pilavı şu demin dereotu koyduğum kata yaydım. Ve en üst kısmına da kendi karıştırdığımızı güzelce koyduk. Şimdi pilavı biz pişirdikten sonra demlenmeye bırakırız ya, bunu da aynı şekilde demlenmeye bırakacağım. Sadece onu yapmadan önce şöyle çok az bir su ilave etmek istiyorum. Şurada sıcak suyum vardı, hatta ondan koyalım. Yaklaşık bir yarım çay bardağı kadar, çok fazla koymayın buna. Sadece böyle bir buharda pişsin diye. Üst tarafına da bir parça tereyağı koymak istiyorum ki o tereyağının tadı güzel aşağı kadar insin ve pilavın her tarafına aynı tadı versin. Kapağını kapattık. Altı full kısık. Harika. Bu pilavın özelliği bizim perde pilavı gibi ters çevirip servis edilmesi. Onlar şimdi çıtır çıtır dolmuştur attığımız tuzdan dolayı.